Candaş Tolga Işık'la nasıl geçti 2022? Vallahi ve iyi ne geçti bekliyoruz? Ya. Yani ben öyle hani 2022, 21 de çok kötüydü. Yani şimdi Barış 22'yi anlatınca hakikaten 22 de kötüymüş ona da. Ya yani Türkiye açısından baktı ama ben artık şeye bakıyorum. Yani kendi yaptığım işlerde ne kadar beni mutlu eden şeyler yaptığıma, kendi özgürlük alanımı ne kadar genişletebildiğime bakıyorum. Zaten yaptığımız meslek gereği çok özgürlük alanımız geniş değil. Türkiye'de gazeteciliğin yapabileceği sınırları ne yazık ki ülkeyi yönetenler belirliyor. Oralarda çok mutsuzuz ama ben fena bir yıl geçirmedim. Bir kere sevdiğim insanlar çok sağlıklıydı. Bu benim için çok güzel bir şey. Benim sağlığım yerindeydi. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet abi, Allah sizlere daha uzun ömürler ve sağlık versin. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Herkes beğenmiyor olabilir ama gördüğüm kadarıyla beğenen insanların geri bildirimleri beni çok mutlu ediyor. Kendi mesleğimle ilgili yani mutluyum ben. 2023'ten de tek beklediğim şey bundan daha az mutlu olmamak. Herkes için de bu temennim var. Umarım herkes için böyle bir yıl olur. Estağfurullah, estağfurullah. Peki, şimdi çok teşekkür ederiz. Hanımefendi Zeynep Hanım'a dönelim. Şimdi siz bu kitapları satıyor musunuz? Yani buraya ya bolca kitap, getirmişsiniz. Evet, size imzalı getirdim ama. Evet. Teşekkürler efendim. Sonra, herkes size sonra gönderirim. Ukancım, senin bu. Çok teşekkür ederim efendim. Benimmiş zaten. Ben yayın evim satıyor. Benim yayın evim alıyor. Dolayısıyla kitaptan sadece bilgi verebilirsiniz. Okan, ben Zeynep'e sormadan hiçbir şey yapmıyorum neredeyse. Ciddi mi söylüyorsun? Ben yıllardır Zeynep'i tanırım. Ve gerçekten... Yani ya benim bir şey inancım var. Ben böyle geleceğe dair bir şeyler asla kapalıyım oraya. Yani benim inancıma ters gelecek. Ama bu yıldızların hareketleri, belli dönemler falan bunlara göre karar verme, işte bunlara göre belli adımları atma, belli şeyleri yapıp yapmama konusunda yani Zeynep benim gerçekten reisim. Hakikaten ben de... Yıllardır da abi %99'la oynuyor. Bu ülkede bir tane reis var. Yapma gözünü seveyim. Nereden reisin yani, çıktı yani ya? Benim reisim herkes bunu yani, ben şimdi ben onun nasıl multimilyarder şey. Olduğunu öğrendim. Kimin? Zeynep Hanım sayesinde olmuşsun. Ben mi? Sen ya yok ben. Yok ben çok emek verdim hocam. Yani. Çok yazdım. Yani bu benim 12. 13. kitabım. Artık son sözü de bıraktım kitaba. Yazmayacağım diye. Çünkü artık dünya dijitalleştiği için, kitap tüketilmediği için. Tüketiliyor. Tüketim. Merak etme. Yani çok az ve çok tabii da doğru. Yorucu. Ben büyük bir tempoyla yazıyorum. Elimden geldiği kadar. Sizin yayınınızı da hatırlarsanız 2012'lerden itibaren programımızda konuk oldum ama dünya değişiyorken Hazır Mayalar böyle bir iddia atmıştı. Şirince dedim ki bu iş böyle değil, yanlış anlatıyorlar. İşin derinliğine girdiğimden bu yana gerek burçlara gerek siyasete gerek dünyaya her şeyi anlatmaya çalıştım. Ama şimdi artık dünya dijitalleştiği için ve dolayısıyla da daha kendi alanımda anlatmak istiyorum. 2023 kimin yılı abi, söylesene bunu. Burç olarak mı anlatıyoruz yoksa hani isim yani olarak kim yükseliyor yani? Şimdi Türkiye kendi yaralarını... Kılıçdaroğlu sayıyor. Yükseliyor mesela? Yok, Uğur abi merak ediyor. Kılıçdaroğlu aday mı ya? Herkes burcunu söyleyebilir mi? Tabii. Sırayla başlayalım. Aslan burcuyum ben. Aslan ben burcu. Boğayım abi. Boğasınız. Başak. 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 Ben Başak burcuyum. Peki. Başak. Başak. Koç. Ben koçum. Koç. Oğlak. Yengeç. Yengeç. Aa işte. Evet, çok güzel oldu, bir konsorsiyum oldu. Sanatçımız yengeç, duygusal... Aslında yengeçler çok kendi alanını korur, duygusal olarak anlatılır. Sabahki duygu durumuyla akşamki duygu durumu farklıdır ama genel itibariyle çok üretkendir. Başaklar temizlik yapmaz, çok detaycıdır. Temizlik Koç, yapmaz neden? Temizlik yapmaz. Detay... Uğur abi temizlik yapmaz. Yapıyor olabilir ama daha çok insanların hayatını topluyor. Yükselelim başka bir şey demek ki abi. Temizliği çok sever ama ortalığı toparlamayı pek sevmez. Evet. Ay niye Uğur düzgün, abiye bakar ama bak. Başak burcu düzgün, için... Düzgün giyinmeyi sever. Ay bu kadar tertemiz, evet. Prezantal bir hayır, insanın... Onu demek istemiyorum. İnsanların başakları hayatını topluyor. Astroloji ile ilgili bilinen yanlışlar var. 60'larda ha. Ben size daha önce konuk oldum. 60'larda çeviri olarak gelmiş astroloji. Ve 12 çeşit ayırmışlar. Ve dolayısıyla da ya yükselenine pas atıyorlar ya burca pas atıyorlar. Ya 74'te doğmuş birisiyle 74'te Kıbrıs'ın hikayesi aslında benzer. İkisi de kontrol edilemez. Bölüneceksin yani. Bana bu yol. Peki Candaş'ın bu kadar predivice olması, bu kadar zeki olması neden nedir? Onu merak ediyorum yani. Burcuyla ilgili bir şey. Kim için sorunuzu yakalayamadım. Benden bahsediyor. Bu kadar ay zeki burcu olmuş. Candaş lütfen açar mısın? Şey, bir kere çok konuşayım bari. Bak bir bakar mısınız? Evet evet. Egosu çok yüksek. Kendini çok seviyor. Kendiyle çok barışık. Yani açık konuşalım. Çok eski tanıyorum. Neden telefonu... Çok zeki onu şey yapalım. Hayır niye predivice? Yani bunu... Oraya bir şey bulamıyor. Vay, zorlama. Zorlama. Yani niye, zorlama. Niye yani bulamıyor. Predivice yazacak kadar. Zorlama. Kendimi aşık hocam. Neden bu kadar zeki diyor ya? Onu soruyor. Ya zorlama yok işte bir şey. Dur oğlum ben çıkaracağım. Yok bir şey. Bırakın çapraz aldık şu an röportajdan. Bir çıkaracağız bir şey. Kendine...
çok kendine aşık, kaybedecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Ve manyak yani, anladın mı? Kendine aşık öyle bir şey çünkü. Manyakların çeşidi farklıdır. Ama zekiliğe ilişkin hala bir şey söyleyemedi. Pratik zekası vardı. Ha, kolay kurtardın. Hadi kurtardın. Salak mı desin istiyorsun ben anlamadım. Niye bu kadar zor? Hadi gelin balıkları da kurtaralım. Masada balık burcu yok ama balık burcu 2023 yılında çok konuşulacak. Balıklar bir kere gözyaşı döker, ağlar diyorlar ama balıklar ağlamaz. Ay burcu balık ve kendini çok güzel kurtarır çıkar. Evet. Benim değil mi? Benden bahsediyorum. Biz ne olacağız biz? Biz kurtarıyoruz hocam. Öyle mi? Biz kurtarıyoruz kendimizi. Başaklar hizmet etmeye doyalıdır. Titizdir ama çevresiyle ilgili titizdir. Çok mükemmeliyetçidir. Mükemmeliyetçi. Evet. Oturmazsa bir şey yapamıyor. Belki de ben de o hikayeden dolayı bu kadar kitap yazmışımdır. Ya da siz de yıllarınız içinde bu kadar evrilmişsinizdir.